Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arun ve bugün size yeni bir video daha beraberiz arkadaşlar. Bugün alevi top ve alevi kale nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak kalemizin tam girdiği yerde kliğimizi kestim ve kalemize şöyle küçük bir mask attım gördüğünüz gibi. Ayarladım bunu. Arkadaşlarıyla beraber maskları göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Buraya geçiyorum. Çünkü isterseniz kaleye kalenin şu arka tarafına da mask atıp şey bırakabilirsin. Ben basitim için böyle yaptım. Son Discord'da sizi de verdiğim linkten elinizdeki bu overlay indirebilirsiniz. Başka alevler de var. Onları kullanırsanız daha iyi olur. Onu baştan söyleyeyim. Hop. Alevimiz bu arkadaşlar. Şöyle patlama anı. Şurada bize iyi gibi arkadaşlar şöyle. Ve bunun iç boyut özelliğini ve aşağıdakinin iç boyutunu açacağız. Ondan sonra şöyle biraz gelelim. Bu taraflarına skaleyi biraz silince tam kale gibi istediğimiz için kaleye göre ayarlayacağız. Belli bir dakikada ayarlıyorum. Sonra pozisyonla sayaçta ayarlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle güzeldir. Ve burada skale, pozisyon, rotation, yani ne varsa burada veriyorum arkadaşlar. Opacity gerek yok. Sonra buraya göre ayarlıyorum. Kalemizi ona göre ayarlıyorum. Yani biraz daha büyütebiliriz sanki. 25 civarı bizim için iyi olur. Şöyle tamam. Böyle biraz da şöyle. Şöyle yapalım. Tatlı gördüğünüz gibi. Biraz şöyle. Ya bura ne kadar detay yaparsanız o kadar iyi gözükecek. Yani tutorial videosu olduğu için çok şey yapmak istemiyorum. Burada biraz bu üstten tutabiliriz gibi geldi ona. Filtrelerin versiyonu bittik. 19 yapalım. Ve videomuzu böyle yapalım. Şimdi arkadaşlar şu an görünüş bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle keselim buradan. Diyeceksiniz ki yukarı taraf niye böyle gözüküyor? Arkadaşlar bunu nasıl çözeceğim derseniz bunu maske çözeceğiz. Bir tane maske atacağız elimize. Böyle bir maske atacağız. Arkadaşlar maskın yine yuvarlak diyeceksiniz. Maskenin ayarlarına geleceğiz. Buradan Exhaust'unu ayarlayacağız ve Fader'i ayarlayacağız şöyle. Sanki duman daha geniş olacak gibi. Bunu da çözdüğümüze göre şimdi Saber işimize geri geçelim. Saber'ı atacağımız sürede önceden yapmıştık maskemizi. Ve Saber'ımızı atıyoruz. Constance Layer, Layer Mask, Render Settings, buradan Net. Buradan yukarıdan da Fire. Gördüğünüz gibi direkt böyle bir pat alev olmaz değil mi arkadaşlar? İlk bir alev başlayacak, ölecek. Onu nasıl yapacağız derseniz bakın isterseniz böyle yapabilirsiniz. Ama ben nasıl yapacağım derseniz ilk core size'ı küçülteceğim. Buradaki bütün ayarları küçülteceğim. Bunları isterseniz grab da ayarlayabilirsiniz. Ve patladı ya arkadaşlar. Şurada da gazı vereceğim. Sonra 7'ye bakacağım core size 7 nasıl duruyor. Böyle duruyor. Biraz ayarlarımızı açacağım. Etrafa yayılacak. Gördüğünüz gibi şu an böyle bir patlama oldu. Biraz şey yapabilirsiniz yani klibi ona göre ayarlarsanız başı değil de biraz geç olsun derseniz o zaman alev bir anda patlar şuraya koyar üzerine. Bu da daha güzel olabilir. Şöyle onu da yapalım. Bu aleve bağlı sizin gördüğünüz gibi. Tam yerde oturuyor. Burada oturmamız lazım. Burayı da oturtalım hemen. Şöyle oturttuk diyelim. Tamam çok önemli bir tutar olsun işte. Şimdi şuradaki tutturamalara takılacaksınız siz. Takılmamak için. Onu da ayarlamam lazım. Tamam. Evet, alevimiz, saber'ımız hazır. Bura hazır. Şimdi görüntü böyle. Bundan sonra ne yapacağız? Bu araya bir kompozit yapacağız bunun. Ondan sonra S-Blur'un kurvesi alıyoruz arkadaşlar. Ses efektini yine aynı şekilde siz ekleyeceksiniz. Ben size atarım. Çok önemli değil. Kalemizin tam neresine gelsin, genişlesin. Ama şu top
ortalansın arkadaşlar, değil mi? Şöyle top ortalı. S100, 300 olsun, şuraya gelsin. Hop 1 olsun. Çıkışımız böyle oldu. Bir graf ayarlayacağız. Hemen şuradan bir uygun bir graf bakalım. Evet, güzel. Buradan da aynı şekilde tam tersini yapacağız. Buraya atalım. S101 Z101 kaleye doğru gideceğiz. Yine topu ortalayacağız. Tamam, şöyle. Bakalım. Buraya da grabımızı atalım. Grab olmayabilir sanki. Şu grab atacağız buraya. Buraya da tam tersi bir grab atalım. Şöyle atalım. Gördüğünüz gibi uzatırsanız da şuraya tamam. Şimdi diyeceksiniz hala biraz birkaç eksik var. Arkadaşlar buraya artı bir şey katacaksınız. Onu hızlıca yapmak için random bir tane atalım buraya. At şey. Bakalım ne var. Ve en önemli ayara geleceğiz şimdi. Şeyimizi de atalım. Gördüğünüz gibi kalemiz patladı. Bunları silelim şimdi rahat anlamak için. Gördüğünüz gibi kalemiz patladı. Bu alevi topa geçeceğim. Alevi topu. Buraya geleceksiniz. Kolları bana satın arkadaşlar. Tamam mı? 100. Şuna 50 falan yapın. Kayaçlara çevir gördüğünüz gibi. Bir tane daha ver. Ona da 50 yapın. Sonra ilerleyin. Burada patladı. Şey çıktı. Bunları biraz düşünün. Etraf artık kırmızı olsun. Yani. Alev yandığı için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir görüntü elde ettik. Ve en önemli ayarlardan biri. Buradan lighting yaparsanız aleviniz daha gerçekçi durur arkadaşlar. Bunu da biraz geç söylemiş oldum. Başta anlayamadım. Şimdi topumuzu da yapalım. Madem yapmışken her şeyle. Topumuzu maskeleyeceğiz arkadaşlar bildiğiniz gibi. Burayı sadece aslında ne yapacağımızı göstermek için yapacağım. Hemen topu tek tek maskelemeye uğraşmayalım. Maskeledik ya arkadaşlar. Böyle bizim maskemiz olsun. Bir saber alalım. Yine aynı şekilde custom layer mask. Kendisi pick et. Ve fire seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada önemli ayar ne? Benim topu ayarlarken. Geleceksiniz distraction. Core distraction. Aha bu. Şimdi istediğiniz gibi ayarların topa göre ilk başta örnek 5 olsun, tamam mı? Sayıda basın. Düşük olsun yani. Bu core sayı da yani düşük olsun. Şöyle. Başta ayarlar düşük olsun. Sıfırda olsun yani. Sıfırdan sonra yükselsin yükselsin. Yükselince de bu da dağıtma arkadaşlar. Şu. Distorsiyon ama dağıtın biraz topu. Ondan sonra sizin efektiniz bir anladığınız kadarıyla hazır oluyor. Mask zaten mask için zaten sevdiğiniz. O yüzden bununla hiç vakit kaybetmiyorum. Olay bu. Son bir şekilde izletiyorum sizlere. Yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz. Overlay Discord serverda unutmayın. Gelin indirin. Bay bay.